duman tıpkı senin gibi. Ezmesini istedim, uğraştım deli gibi. Hala son bir sözüm var, dinlersin beni. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Özlemedim ama çok enteresan. Pasta yedi. Gelecek pasta. Üste geldik şimdi. Pastamızı bekliyoruz değil mi Egemen? Pasta yiyeceğim. Al bakalım. Güzel mi? Yeni bir videodan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçenlerde ilk bir börek yaptım. Paçanga böreği. O şekilde videoyu açtım. Dün de bir Özsüt'e gittik. Bugün de şöyle bir kendimi göstermek istedim. Çünkü Piyazlı AVM'ye gideceğiz hep beraber. Orada çok fazla bir şey çekmeyeceğim. Bu video ev vlog olarak devam ettirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Şimdilik bu şekilde. Yine tekrardan görüşürüz. Egemen'i de giydirdim. Hazırladım. Şimdi hemen kendim de giyindim. Bu şekildeyiz. Görüşürüz. Bu kadar kalabalıktı ki çok bir şey çekemedim. Şimdi kahve dünyasındayız. Kahve içeceğim. Double. Sade Türk kahvesi. Ben geldim. Sizi şöyle hemen bir yere sabitledim. Yukarıya doğru. Çünkü buraya koymaya tam bir yer yok. Saat 10.30 arkadaşlar. Sabah hemen bir özet geçeyim. Piyazlı AVM'ye gittik. Kahve dünyası bir kahve içtim. Bir kitap aldım yine yeni kendime. Kişisel gelişim. Bir tane kalem ruj aldım. Onu da hatta göstereyim bir saniye. Şöyle. Notum. Böyle bir renk. Coral Red 12 diye geçiyor. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bazen böyle yapıyor. Beni sinir ediyor. Evet. Tam olarak rengini gösterebildim sanırım. Zaten notum kalem rujlarını bayağı görüyordum. Almamıştım. Bunlar bile o kadar gereksiz artmış ki gerçekten. Neyse yani o konulara hiç girmek bile istemiyorum artık. Her neyse. Sonra ne yaptık? İşte yine bir Vassas turu, gratis turu yaptım. İngiliz şoma falan baktım. Sonra eve geldik. Eve geldik, yemek yedik. Yemek yedikten sonra yine bir markete gittik. Oraları bir daha çekmek istemedim size açıkçası. Çekmek istemedim. Yemek olarak da bugün tavuk ızgara yaptık. Şimdi yüzümde şu an sadece allık var sabahtan kalan. Şunu da yine daha önce bence göstermişimdir. Çok güzel bir makyaj temizleme havlusu. Hemen fazlalığını alıyorum. Hiç başka bir şey yok. Kapatıcı yok. Fondöten yok. Kirpiklerim zaten yaptırdığım kirpikler biliyorsunuz. Bilmeyenler için hani söyleyeyim dedim. Yoksa bu sefer diyebilirsiniz. Bunun kirpiklerinde bir şeyler var. Şu şekilde. Şey de çıktı. Kaşımdaki kalem boya. Ruj vardı. Ruj da çıkardım. Böyle akşam saatleri biraz durgun gibi gelebilirim şu an. Bir de ortam da sessiz. Şu biraz geçsin. Onun haricinde arkadaşlar ipek kirpiklerimden gayet memnunum. Hatta daha da doğal durmaya başladı. Siz çok fark etmiyor olabilirsiniz ama ben ilk yaptırdığım günü düşünüp
Bir de bugüne baktığımda şöyle aynadan karşıya kendime fark var. Yani tabii ki ilk yaptığınız gibi artık çok daha şey durmuyor. Yavaş yavaş dökülmeye, işte yıpranmaya başlıyor. Tabii bakımları var. 3 hafta sonra bakıma gidecektim. Bir haftası geçti. Hatta bir haftasından da fazlası geçti. 2 haftaya yakın zaman sonra bakıma gideceğim. Bakalım eğer kirpiklerimin durumuna göre yine yoğun ya da hafif yaptırabilirim. O anki duruma göre de şekillenecek. Şimdi hemen bunu sürelim. ASMR yapacağım yakında. ASMR'ler o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Bu serumu bu arada sabah uyandıktan sonra o kadar güzel olduğunu fark ediyorsunuz ki. Çok güzel bir aydınlık veriyor ve sabah uyandığınızda da yüzünüzde ışıl ışıl bir görünüm oluyor. Görüntü oluşuyor. Evet. Serumlarımızı da yani serumumuzu da sürdük. Bugün de günlerden pazardı bu arada. Yarın bildiğiniz üzere yine genel haftalık ev temizliği var. Bu videoyu nasıl devam ederim? Başka neler çekerim bilmiyorum. Hani hep böyle aynı şeyler olsun da istemiyorum. Ya bilmiyorum ama hani genel olarak yaptığım şeyleri tabii ki de çekiyorum. Böyle şimdilik ben zaten görmüş olduğunuz gibi mayıştım. Bir de Netflix'te bir tane film izledim. Noel Meleği diye çok hoşuma gitti. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Yani Noel ile ilgili, yani yılbaşı ile ilgili daha doğrusu filmler tam bu zamanda izlemek çok keyifli oluyor gerçekten. Aşırı bir de kafa dağıtıyor hani yani güzel çerezlik filmler gibi düşünebilirsiniz. Böyle işte ben yavaştan uykum onda çoktan geçtim bile. Öyle telefona biraz takılırım. Bayağı bir kitap okudum bugün. Bir buçuk saat falan kitabımı da okumuş oldum. Yarın dediğim gibi temizlik var. Öbür gün artık diğer gün yarımı devam ederim. Başka bir gün mü devam ederim? Bakacağız duruma göre. O zaman iyi geceler. Şimdilik sonra görüşürüz. Dedim ya az önceden beri ben kitap okuyordum, telefonda falandım. Babamla Anıl'a bakar mısınız ne yapmış? Özbek pilavı, havuçlu, etli, soğanlı. Çok severim, çok güzel olur. Biraz da tadına baktım. Yarın yemeği olacak arkadaşlar. Yarın ben temizlik yapacağım için dedim hani bu geceden bir yemek yapın siz. Yarın rahat olalım. Böyleydi. Neyse iyi geceler. Ertesi günden yeniden merhabalar. Yine dün zaten bahsettim. Temizlik işleri bitti. Ortalık misler gibi oldu. Ya temizliğe ilk başlarken gerçekten hiç böyle istemeyerek başlıyorum, tamam mı? Sonra yani yaptıktan sonra da böyle çok keyifli oluyorum. Hatta bakın Türk kahvemi bile yaptım. Şimdi Türk kahvesi içeceğim böyle. Ama kahve dünyasındaki kadar güzel olur mu bilmiyorum. Onların galiba Türk kahve makinesi de iyi diye düşünüyorum. Egemen'in dünden şöyle sulu köfteli, patatesli yani sulu köftesi vardı. Ondan koyup ondan yedireceğim biraz. Aman onu yiyeceğim. Yiyeceksin. Acıktım dedin. Baba makarna verdi. Makarna yok oğlum. Bu aralar yine bozaya taktım arkadaşlar. Dün şöyle bir boza aldım. Normalde Migros'un bozasını çok beğeniyorum. Bolaban bozası mı öyle bir şey? Aşağıda makarna aşağıda. Çok iyi değil. Makarna değil oğlum. Makarna yok. Bir de tabii kefirlerim ama çileklisini Egemen Toş içti. Bana bırakmadı. Pilavımız da burada. Allah'tan dediğim gibi bugün yemek derdimiz yok. Neyse şimdi Egemen'in yemeğini koyayım. Bir yandan da Türk kahvem de soğuya dursun. Temizlikten sonraki halim ve ben aslında şurada dedim kendimi göstersem mi göstermesem mi? Bak ben de şurada. Sonra göstereyim dedim. Şunu
İyi kadar. Diyeceğim şimdi kahvenin yanında. Ne kadar bu? 13,5 mu? Öyle bir şey. 13. Ama sen ne değil? Şimdi dün biz Anıl'la markete gittik. Bu çikolatadan aldım bir tane kendime. Eve bıraktık. Diğer Migros'a geçtik market olarak. Eve geldiğimde baktım babamla Egemen benim bir tane aldığım çikolatayı bitirmişler. Sonra ben de tabii söylendim biraz. Ben çikolata bitirdim. Tamam. Sonra çikolatamı dedim yemişsiniz dedim. Babam da şey yapamadı. Dedi gitti bir daha bime kendisi. Şey dedi tamam dedi ben sana alırım dedi. 4 tane gelmiş almış baktım ki. Dedim çikolatamı yemeseydiniz. Ama ben göndermedim kendi gitti. Bir de Yalı Çapkın'ın 6. bölümünü izleyeceğim şimdi. Son 2-3 bölümdür takip ediyorum zaten. Ondan önce de 1 ya da 2. bölümde bakmıştım. Aralardaki bölümleri kaçırmıştım, izlememiştim arkadaşlar. Şimdi onları izleyeceğim çikolatam ve kahvemle birlikte. Gel bakalım aç şimdi ağzını. Anne kurt bebe. O bebe sevmeyecek kurt değil. Olmuş ya. Ben biraz daha ısıtayım bence bunu. Hemen tuşumun yemeğini. Birazcık daha ısıtmalıyım. Çocuk oynayamaz yani. Böyle arkadaşlar. Pazartesi günümüz bu şekilde geçiyor. Bu da çok güzel olmuş. Çok az bir şeker atıyorum. Normalde sade içiyorum da. Bu bir de biraz daha büyük ya normal Türk kahvesine göre. Kargo gelmiş. Bakayım. Yurt içi kargo gelmiş galiba. Kargo demişken bayağıdır bir şey sipariş etmiyordum. Geçenlerde Waikiki'de şöyle bir indirime rastlayınca zaten sürekli indirim geliyor da yani bir değerlendirmek istedim. Şunu çok beğendim arkadaşlar. Bakar mısınız? Nevresim seti. Takımı değil de nevresim seti olarak geçiyor. Yastıkları falan bayıldım. İnşallah gözüktüğü kadar da güzel ve kaliteli olur. Ben normalde Waikiki'nin kullanıyorum. Aldım nevresim setini. Memnun kalırım inşallah. Şimdi yeni yeni mekanlar keşfettim. Eğer Anıl yarın izinliyse oraya bir gitmek istiyorum. Onlar isimlerini bir söyleyeyim. Samsun'da olanlar bence bilir. Non Patisserie and More diye bir yer var. Tam böyle bir aşka kuşkoluk. Kız kıza gidip kahve içilecek bir yere benziyor. Şöyle Muskat diye bir yer var. Çok hoşuma gitti. Muskat Atölye diye geçiyor sanırım. Birinde gördüm internette. Etiket yapmıştı orayı. Burger, meze, bir sürü çeşit varmış. Bir de şu orayı zaten görüp duruyordum ama hiç şans vermemiştim. Böyle hep aynı mekanlara Espresso Lab diye bir yer. Bu da galiba Türkiye geneli olan bir mekan diyebiliyorum. Yani hep aynı yerlere takılınca arkadaşlar hep oraya gidesiniz. Ayağınız oraya çekiyor sizi ama yok bu sefer kaç farklılık yapacağım yani. Samsun'da çünkü gerçekten sahil kenarında Atakum'da özellikle çok fazla mekan var. Aç bakalım. Sıcak değil ben üflü. Özür dilerim. Tamam birazcık su olsun. Bizde durumlar şu an için böyle. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bakın görüyorsunuz parça parça da olsa, az az da olsa, evde de olsa, dışarıda da olsa. Yani sevdiğim için bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Her neyse kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.